Levent Yılmaz. İşsizlik, aşırı ısınma ve kredi garanti fonu. Hafta başında 2019 yılının ilk ayına ilişkin işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu TİİK verilerine göre Ocak ayında işsizlik oranı %14.7 olarak gerçekleşti. Böylelikle geçen yılın aynı dönemine göre işsizlik oranı %3,9 artmış oldu. Genç nüfustaki işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 6,8 puan artış gösterdi ve %26,7 oldu. Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısındaki düşüş de 872 bin kişi olarak gerçekleşti. Böylelikle istihdam oranı %46,4'den %44,5'e düştü. Aynı dönemde iş gücüne katılım sayısı 387 bin kişilik bir artışla 31 milyon 825 bin oldu. Elbette işsizlik tarafında gerçekleşen bu rakamlar kimsenin istemediği seviyelerde. Ancak özellikle Ağustos ayındaki spekülatif kur atağının ardından yaşanılan süreçte beklenmedik oranlar değil. Zira ekonomide bu şekilde dalgalanmaların ve ardından küçülmelerin yaşandığı bir dönemin en belirgin negatif çıktılarından birisi işsizlikteki artıştır. Aşırı ısınmacılar nerede? Bir dönem Türkiye aşırı ısınıyor diye şikayet edenler vardı. Bu aşırı ısınmacıların temel argümanı Türkiye'nin potansiyelinin üzerinde büyüyor olmasıydı. Gerçi Türkiye'nin büyüme potansiyeli yüzde kaç ve kim neye göre hesaplamış bilmiyoruz. Ama onlara göre Türkiye ekonomisi potansiyelinin üzerinde büyüyordu ve acilen fren yapmalıydı. Hem içeride hem de dışarıda raporlar yazıldı, açıklamalar yapıldı, uyarılar peş peşe sıralandı. Ancak ben o dönem lerde yine bu köşeden Türkiye'nin büyümesi gerektiğini yazıyordum. Zira Türkiye'nin demografik yapısı gereği sürekli olarak yeni istihdam alanları oluşturulmalıydı. Sahip olduğumuz genç nüfus avantajını kullanmak zorundaydık. Geçen yıl Nisan ayının son günlerinde IMF dördüncü madde konsültasyon raporu yayınlamış ve aşırı ısınma konusuna vurgu yapmıştı. Ancak raporun hemen ardından IMF Türkiye masası şefi McGettigan Anadolu Ajansı'na bir mülakat kat vermiş ve o günkü büyüme rakamına atıf yaparak şöyle demişti. Türkiye 7,4'lük büyüme ile G20 ülkelerinin en hızlı büyüyen ülkesi oldu. Hükümetin geçici vergi muafiyetleri, istihdam teşvikleri ve kredi garanti fonu gibi adımları başarılı uygulamalar. Türkiye ekonomisi geçen yıl 1 milyon kişiye istihdam sağladı. Darbe girişiminden sonraki yavaşlamadan sonra fevkalade bir toparlanma yaşadı. Türkiye genç nüfus avantajına sahip. Son 15 yılda fakirlik oranı yarı yarıya düştü. Reel gelirler ikiye katlandı. Yaşam beklentisi uzadı. Eğitim seviyesi yükseldi. Cinsiyet farkı azaldı. Yaşanılanları ve konuşulanları bizden daha az unutan var mı bilmiyorum. Ancak bildiğim şey, bugün işsizlik rakamlarını ve genç nüfustaki oranını şiddetle eleştirenler de o gün aşırı ısınma var diyenler aynı kişiler. Oysa derslerde ekonomik büyüme olmazsa istihdam artışı olmaz diye yazmayan öğrencileri bütünlemeye bırakıyorlar. KGF'den bir destek daha geldi. Türkiye ekonomisinin imdadına yetişenliği yani kurumlardan bir tanesi Kredi Garanti Fonu. KGF, Avrupa Birliği tarafından COBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve büyümelerini desteklemek amacıyla yürütülen COSME projesi kapsamında KGF Avrupa Yatırım Fonu kontur garanti anlaşmasıyla 3 milyar TL'lik hibe fon sağladı. Sağlanan bu yeni fon kapsamında KOBİ'ler bir yılı ödemesiz toplam 60 ay vadeli kredi mekanizmasından 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Bu fon KGF'nin hazine destekli devam eden diğer kefaletlerine ilave olarak kendi öz kaynaklarıyla kredilerin %80'ine kefalet vereceği yeni bir imkan bu tür mekanizmaların finansmana erişim, finansman maliyetlerinin düşmesi ve vadelerin uzamasında önemli katkılar sağladığını geçtiğimiz örneklerden biliyoruz. Özetle işsizlik oranlarını istediğimiz seviyelere çekmek için COBİ'lerin ihtiyaç duyduğu finansmanı uygun koşullarda sağlamak adına güzel bir destek.